Şimdi kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben mi? Evet. Balıkesir Merkez Beyköy'ünden İsmail Koyun. Evet. Siz ne iş yaparsınız? Bir zamanla çobanlık yaptık. Leşmelik yaptık. Yenge öldü. Şimdi kabuğumuza çekildik. Peki güreşlerle alakanız nedir? Severim güreşi. Peki unutamadığın bir anın vardı. Onu anlatır mısın bize? Efendim? Unutamadığın bir anınız vardı ya, hani Atatürk'le olan. Atatürk'le, rahmetli Atatürk'le Çoban Mehmet burada Ali Hikmet Pasa Köşkü'nde bunun yeri varmış burada. Çoban Mehmet kim bu arada? Bir onu tanıtır mısın? Çoban Mehmet bizim köylü. Neresinden? Beyköy'ünden. Beyköy'ünden, Balıkesir'in değil mi? Evet, Balıkesir'in merkezi Beyköy'ünden. Pehlivan değil mi? Pehlivan tabii, Çoban Mehmet. Yağlı güreş mi yapıyordun? Minder güreşi yapıyor. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da birinci oluyor. 40 derece ateşi varken doktorlar çıkma Mehmet diyor. Evet. Çok hassasın diyor. Ben rahat edemem diyor. Çıkıyor 40 derece ateş olduğu halde rakibini yeniyor. Evet. Yeniyor. Aradan bir zaman geçiyor. Aylar geçiyor. Atatürk'le İstanbul hangi köşküne filan gelir köşkünde bir karşı karşıya. Dolmabahçe köşkünde. Evet, herhalde bir araya geliyor. Mehmet diyor. Bir de benimle küresir misin diyor. Atatürk'le küresi meraklı mısın rahmetli? Evet. Seni yedi cihan yenemedi pasam diyor, ben nasıl yenerim diyor. Çoban Mehmet böyle diyor yani. Böyle diyor. Evet. O zaman bunu anından öpüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz bunu anlattığın için. Çok güzel bir anıdır bu. Çok güzel bir anıdır.